Hatay İl Halk Sağlığı Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Can Bedros Çapar'ın hazırlayıp sunduğu gündeme dair programında domuz gribine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki biz hep domuz gribine sonu ölümle sonuçlanan bir grip olarak biliyoruz. Tiryaki, domuz gribi olarak adlandırılan hastalığın normal grip ile farkı olmadığını söyledi. Bizler bunları adlandırırken işte bu gruba göre adlandırıyoruz. İşte domuz gribi dediğimiz H1N1 diye bir isim veriyoruz. Normal mevsimsel grip dediğimiz H3N2 adı altında. Normal gribe yakalandığınız zaman ortaya çıkabilecek bizim mortalite ve morbidite dediğimiz yani yaşamın sona ermesi ya da hastalığın kötü seyretmesi dediğimiz durumlarla domuz gribindeki durum aynı. Aslına bakarsanız ben şöyle anlatayım durumu. Biz artık ne Dünya Sağlık Örgütü ne Sağlık Bakanlığı olarak bizler bu gribe domuz gribi demiyoruz. Mevsimsel gribin içerisinde kabul ediyoruz. Domuz gribi olarak adlandırılan hastalığa her yaş grubundan insanın yakalanabileceğini söyleyen Tiryaki, gribin bulaşma yolunu şöyle anlattı. Şimdi damlacık yolu dediğimiz yolla bulaşıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Damlacık yoluyla bulaşma nedir? Şöyle ifade edeyim. Mesela öksürme, hapşırma dediğiniz şeyde ortama bir anda evet bir sürü damlacık saçılır. Ama şu an mesela size çok yakın mesafedeyim. Diyelim ki bende domuz gribi var. Şu halde size bulaştıramam. Ya da ortama öksürmem, hapşırmam size yine bulaşacağı anlamına gelmiyor. Damlacık dediğimiz ağızdan çıkan sekresyonların size temas etmesidir. Bu temas gerçekleşmediği sürece bulaş söz konusu değil. Yani direkt... Ha, nasıl bulaşır? Öksürmeyi, hapşırmayı yanlış bilmekten de bulaşıyor. İşte bizim insanımız maalesef öksürürken, hapşırırken elinde bir şey yoksa nezaketen şu hareketi yapıyor. Bu sefer avucun içine tüm virüsü alıyor. Daha sonra sizinle tokalaşıyor. O tokalaşma esnasında avucundaki damlacık yoluyla geçmiş olan tüm virüsü size bulaştırıyor. Siz de onu daha sonra yüzünüze, gözünüze bulaştırabiliyorsunuz. Ya da hapşurduğu anda diyelim ki ortamda şu an önümde sehpa var. Sehpanın üzerine o sekresyonlar geldi. Virüs dış ortamda 2 ila 8 saate kadar canlı kalabiliyor. Ve oradaki şeye siz gidip elinizi vurduğunuzda, ona dokunduğunuzda ve sonra kendinizi ya da bir başkasına temas ettiğinizde işte virüsü bu yolla bulaştırırsınız. Tiryaki domuz gribi aşısına da değindi. Tiryaki grip aşısı olmanın sakıncalı olmayacağını söyledi. Aşının içerisinde olduğuna dair o şehir efsaneleri hiçbirisi doğru değil. Çok şeyler söylendi. Yok içinde kurşun varmış, bizi zehirliyormuş, yok işte domuz kanı varmış filan. Böyle bir şey söz konusu değil. Aşıların tamamı steril ortamlarda. Birçoğu da rekombinant DNA yöntemiyle. Bunda da mesela virüsün tekrar ortamda üretilmesi şeklinde yapılan aşılardır. Yumurta kültüründe bunlar çok teknik şeyler ama üretilen aşılar olduğu için mesela bir tek sorduğumuz şey bizim kişiler aşı yaparken yumurta alerjin var mı? Onun dışında hiçbir şekilde herhangi bir sıkıntı yaratması söz konusu bile değil. Aşı mevsim başlangıcından itibaren yapıldığında koruyuculuk oranı çok yüksek. Gripten korunmanın en etkili yolunun yeterli, dengeli beslenme ve hijyen olduğunu ifade eden Tiryaki, gripin Hatay'daki etkilerine değindi. Şu bu demek çok doğru değil ama ilk anda en fazla maalesef İskenderun bölgesinde bizim vakalarımız çıktı. Fakat şu an Hatay'ın her yerinden iyi kötü vakalar gelmeye başladı. Şu ana kadar aslında sonucunu aldığımız yani şüphe edip de gönderdiğimiz vakalardan 21 tane var. Bu 21 vaka içerisinde 16 tanesi şifayla taburcu. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Şu an hali hazırda 3 tanesi hastanelerde yatarak tedavi görüyor. 2 tane vakamızı maalesef kaybettik. Bunlar da muhtemel bir tanesini kesin...